bakırçaytürk.com. Merhaba değerli seyirciler, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 27 Nisan 2024 Cumartesi. Bugün bir sağlık programıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Seçim bitti, siyasi programlar biraz hafifledi malum. Biz de bu konuya eğilmek için ancak fırsat bulabildik. Hocamla ne zamandan beri böyle bir program yapacağız ama seçim yoğunluğu girdi araya. Aile hekimi Sayın Doktor Tekin Kurtuluş konuğum. Hoş geldiniz Tekin Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neden bugün Tekin Bey'le sohbet edeceğiz? Şu son zamanlarda konuşuluyor, hepimizin bildiği gibi Covid geçti bitti filan deniyor ama aslında hala var mı? Yani insanlar Covid geçiriyor, gizleniyor, pek söylenmiyor, şey yaratmasın diye, infial yaratmasın diye. Aslında öyle pek de geçmiş bitmiş değil söylentileri var malum. Hakikaten öyle mi? Bitmedi mi, devam ediyor mu? Bergama'da durum nasıl? Bergama'da neden test yaptırılamıyor? Bu soruları soracağız Tekin Bey'e. Hemen o can alıcı soruyu ilk başta soralım. Covid hala var mı? Eski şimdi gibi. Bu meşhur Covid-19 dediğimiz aslında koronavirüs ailesine ait olan bir RNA virüs yapısında bir virüstür. Bu tür virüsler aslında yüzyıllardır salgın yaparlar. Ve şöyle insanlık tarihine bir geniş açılı bir bakış yaparsak... Çok yaklaşmanıza gerek yok mikrofonu. Örneğin savaşlarda ölen insanları hesaplamışlar ve viral hastalıklar nedeniyle ölenleri hesaplamışlar. Tüm dünyada savaşlardan ölenin 3 katı daha fazla insanın viral enfeksiyonlar nedeniyle öldüğü anlaşılmış. Covid yüzyıllardır var diyorsunuz. Yüzyıllardır var. Örneğin bu yüzyılın başında İspanyol gribi olarak Avrupa'da başlayan oldukça fazla milyonlarca ölüme neden olan bir koronavirüs enfeksiyonudur. Yani Covid'in bir çeşididir aslında. Bu koronavirüs ailesi oldukça geniştir. Virüsler oldukça akıllıdır. Her ne kadar aşıları ilaçlar gelişse de kapsit yapısını değiştirirler, dirençli hale gelirler ve yayılırlar. Şimdi bizim bu virüslerin DNA, RNA yapılarını uzun uzun anlatmamızın bir gereği olmadığına inanıyorum. Çünkü bu oldukça tıbbi bir konudur. Bizim evet. için yani vatandaş olarak, insanlar olarak yapmamız gerekenler. Vücut direncimizin yüksek olmasına gayret etmemiz lazım. Vücut direncinin yüksek olması için iyi ve kaliteli uyku birinci şarttır. Bu da bebekler, çocuklar ve yaşlılarda çok önemlidir. Genç çalışan insanlar için de günlük kaliteli iyi bir uykunun 7-8 saatin altında olmaması gerekir. Ayrıca taze meyve, sebze... Uykunun da kaliteli olması lazım. Uykunun da kaliteli. Yani derin uyku, ama... karanlık bir odada, ılık bir odada, gürültüsüz bir yerde. Gürültü varsa... Şimdi gürültü varsa... Ve yine uyuyorsa kalitesiz uyku. REM fazı dediğimiz yani rüya görme fazı, böyle derin uykuya dalma fazı, beynin dinlendiği faz beyni dinlendirir, vücudu dinlendirir. Rüya görmek dinlendiğimiz zaman... Rüya görmek iyidir. Ben her gece rüya görüyorum. Rüya, yani derin uykuda rüya görebilirsiniz. Örneğin böyle kanepede, koltukta işte uyunan uyku rahatsız bir uykudur. Tam dalamazsınız, huzursuz olursunuz. Ya örneğin mahallenizde düğün, dernek, gürültü bir şey varsa veya işte bir otoyol kenarında, bir demiryol kenarında bir eviniz varsa, sürekli bir gürültü geliyorsa ve bu ikide bir uykunuz bölünüyorsa, yani bünyenizde, beyninizde nitelikli bir dinlenmeye maalesef ulaşamayabilir. Uyku apnesi filansanız bile. Veya aşırı kilolu, boy kısalığı, kilo fazlalığı varsa, uyku apne sendromu gibi sendromlar varsa, örneğin kalp yetmezliği varsa, örneğin böbrek yetmezliği, akciğer yetmezlikleri de pek iyi uyku uyuyamazlar hastalıklarından ötürü. Yani öncelikle tabii uyku kalitesinin iyi olması bir ciddi bir faktördür. Daha sonra taze meyve ve sebzeleri ihmal etmemek gerekir. Bu da yani işte pazara çıkın. Pazardan vücudunuzda ne eksikse canınız onu ister zaten. Örneğin canınız tuzlu bir ayran istiyorsa sizde tuz eksikliği vardır. Canınız tatlı istiyorsa tatlı eksikliği vardır. Canınız meyve istiyorsa vitamin eksikliğiniz vardır. Canınız et, balık, tavuk grubu bir şey çekiyorsa protein eksikliğiniz vardır. Abartmamak şartıyla canınızın istediğini yiyiniz. Ondan sonra
Vücut direncini düşüren diğer önemli bir faktör üzüntü, sıkıntı, strestir. İnsan bir sorunun, problemin müsebbibi ise onun çaresi olabiliyor. Ama bazı şeyler vardır ki bizim artık elimizde değildir. Örneğin hayat pahalı, ne yaparsak yapalım etin fiyatını ucuzlatamayız veya domatesin, yumurtanın fiyatını ucuzlatamayız. Yani bize bağlı bir faktör değil çünkü. Veya elektriğin, akaryakıtın fiyatını ucuzlatamayız. Böyle çok faktör var. Bize bağlı, böyle bize bağlı olmayan çok faktör var. Ama yapacağımız. Şimdi bir de bize bağlı olan faktörler var. Evet. Kimi insan çok melankolik ve duygusaldır. Hava biraz bulutlanır. O da karamsarlaşır. Hani böyle ağlamaklı olur. Yani bunu da pek yapmamak lazım. Yani biz bizim elimizde olmayan bir şeyi kabul edebilmek, yani o da yani büyük bir zenginlik aslında. Yani. Evet. Ondan sonra yani işte hani orta yol dediğimiz bu tasavvufi ifadeyle işte sırat-ı mustakim denen, yani orta yolda bulmak, orta şeyde gitmek önemli. Yani işte yapabileceğin, müdahale edebileceğin şeylere müdahale yap, uğraş, gayret et. Ne bileyim, çocuğun başarısızsa otur onunla ders çalış, dersini düzeltmesine gayret et. Veya ne bileyim işte paran yetmiyorsa git ek bir iş ara, bul, biraz daha çalış gibi, bunlar yapabileceğimiz şeyler. Ama bir de yani bizim mesela ne kadar uğraşırsak uğraşalım değiştiremeyeceğimiz faktörler vardır. Örneğin akaryakıt fiyatına müdahale gibi. Onun için insanın değiştirebileceği şeyi değiştirmesi için uğraşması iyidir. Değiştiremeyeceği şeyi de içselleştirip kabullenebilmesi de büyük bir zenginliktir. Ki hala Covid var mı asıl? Şimdi koronavirüs boyunca enfeksiyonları var. Bergama'da var mı hala ya, mesela? Bütün her yerde var. Evet. Ama bu illa Covid şeklinde olmak değildir. Eski yoğunluğunda mı? Eski yoğunluğunda değil, azaldı. Evet. Çünkü bakın insanlar şimdi şeye çok önem veriyor. Bu COVID'in salgının yayılmaması için veya bu, biz bunlara genelde koronavirüs enfeksiyonları deriz. Yani COVID-19 olmaz, COVID-17 olur, COVID-21 olabilir. Sürüm farkı yani. Tabii bu kapsit yapısından kaynaklanıyor. Şimdi bunlar her zaman vardır, her zaman yüzyıllardır da olmuştur. Bunları önlemenin yolu nedir? Maske takmak. Ha, bu maske bulamıyorsa bir kadın başının örtüsünü, tülbentini, efendim bir çiftçi bir peşkerini ağzını boğazını şöyle kapayarak, özellikle kalabalık bir ortama girdiğinde, misal adliyeye gitti, emniyete gitti, jandarmaya gitti, bankaya gitti, okula gitti. Kalabalık bir ortamda solunum yolundan, eğer siz hastaysanız başkasına bulaştırmayın, başkasında bir hastalık varsa size bulaşmasın, ağzınızı burnunuzu bir yani filtre edebilecek ya bir maskeyle ya bir tülbentle bezle örtmeniz çok çok önemlidir. Birincisi bu. Evet. İkincisi, diyelim hapşırdık, tıkşırdık. Ne yaptık? İşte bir kağıt peçeteyle, bir mendille, bir bezle bunu, ağzımızı yüzümüzü kapatmamız lazım. Çünkü bunlar damlacık enfeksiyonuyla, solunum yoluyla yayılmaktadır. Bir kişi bir odada hapşırıp çıksa, havada asılı kalan virüs 5-10 dakika sonra bile odaya giren bir başkasını enfekte edebilmektedir. Onun için maske takmak, özellikle kapalı alanlara, özellikle sağlık kurumlarına, sağlık ocağına, hastaneye, üniversiteye gittiğimizde maske takmayı ihmal etmeyiniz. Evinizde çıkarken ayakkabınızda bir kutu maske olsun arabanızda. Yani ne zaman kalabalık bir ortama gireceğinizi tahmin edemezsiniz. Bir konsere gittiniz, bir şenliğe gittiniz, maske takarak izlemeye gayret edin. Ağzınızı yüzünüzü kapatmaya yani gayret edin. Yani artık maskeye ihtiyaç yok dememeli miyiz? Yani bu COVID-19 azaldı, bitti. Belki haftaya COVID-17 başlayacak, bilemeyiz ki. Yani her veya, daim var bu konu. Veya bir respiratuvar sinsitiyel virüsler dediğimiz nezle grip virüsleri var biliyorsunuz. Şimdi bakın, bir kişide kalp yetmezliği varsa, yaşı 65-70'in üstündeyse, böbrek yetersizliği varsa, KOAH veya astım gibi solunum yetmezliği varsa, bunlar her zaman solunum yolu enfeksiyonlarında ilk yakalanacak kişilerdir. Şimdi genç, kuvvetli böyle bir kişinin yanında biri hapşırsa, öksürse bile vücut direnci onu yenebilir. Ama bir astım hastası, bir KOAH hastası, bir kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği hastaları, bunlara çok kolaylıkla yakalanırlar. Hani buluttan nem kapıyor dediğimiz kolay hasta oluyor. Yani evden bile çıkmaz ama giden gelen, vücut yapısı sağlam, dirençli, otoimmün sistemi kuvvetli olan bir şahıs virüsü alıp taşıyıp eve getirip bulaştırabilir. Evden çıkmasına gerek bile yoktur.
Her geçirdiğimiz solunum yolu rahatsızlığı işte COVID'in bir çeşidi midir? Mesela ben geçenlerde solunum yolu rahatsızlığı geçirdim. Ya bu işte bu şey DNA ve RNA yapısı benzer birbirlerine. Ben COVID'i geçirdim. Ya şimdi gençlerde COVID'i geçirdiğinin farkında bile olmuyor. Biz orta yaşlı olmuyor. Çünkü vücut direnci yüksek olduğu için vücut direnci onu yeniyor zaten. COVID daha ziyade kimi hasta ediyor? Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş ufak çocukları, bebekleri veya bunlarda zaten hani işte kimi çocuklar biliyorsunuz çok iştahsızdır, çelimsizdir, vücut direnci düşüktür, onlara yakalanabilir. Bir de organ hastalığı olan, örneğin kalp yetmezliği olan, akciğer yetmezliği olan, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, siroz gibi hastalıkları olan, zaten bağışıklığı düşük, hastalığa açık olan insanlar ilk baştan yakalanırlar. Yani mesela sağlık çalışanlarında da çok bulaşan şey yapan oldu ama vücut direnci yüksek olduğu için, maske taktığı için o insanlar çalıştılar, devam ettiler. Mesela okullarda öğretmenlerin ben birçoğunun enfekte olduğuna yani tahmin ediyorum. Çünkü yani o kadar çocuğun bir yerde olduğu kalabalık bir sınıfta mutlaka bir yani COVID olmaz ama mesela respiratuar virüsler olabilir. Ama vücut direnci sağlamsa yener. O dediğiniz? Ya bunlar işte nezle, ondan sonra gribal enfeksiyonlar, ondan sonra işte solunum yolu enfeksiyonları, o hapşırık tıkşırıkla seyreden. Vücut direnci yüksek bir insanda COVID'de böyle seyreder. Yani zaten. Direnci ki. Bir şey yapmaz yüksek yani. Yüksek tutmaya devam edeceğiz. Hapşırık tıkşırıkla seyreder. O yani gençse, vücut direnci yüksekse COVID de olsa bir şey yapmaz. Hapşırmayı yasaklasak hocam. Hapşırmak şimdi, yok değil mi? Şimdi o bir refleks vücut şey yapıyor. Hani mesela toksik bir gıda yediğinde ishal olup vücudunu atmaya çalışıyor nasıl? Bu da işte bu virüsler yani mesela işte tozlu yerler, kirli havalar. Mesela niye okulda çok? Yani insanlar sağa sola tükürüyor biliyorsunuz. Maalesef böyle bir kötü bir şey var toplumumuzda. Ondan sonra bu şimdi ayakkabıyla her yere taşınıyor. İşte okulun merdivenlerinde buharlaşıyor, havada damlacık enfeksiyonlarıyla yayılıyor. Bunu şimdi öğrenciler koşturup inip kalkıp şey yaparken veya sokakta işte biliyorsunuz rüzgar bu tozu kaldırıyor, savuruyor. Hepimiz her gün yüzlerce, binlerce virüsle karşılaşıyoruz. Yani bunu vücudumuzun bağışıklık sistemi bununla mücadele ederek bunu önlüyor. Bu da ilk başta hani anlattığımız İyi ve kaliteli bir uyku, iyi ve kaliteli bir beslenme, ondan sonra vücut direncinin yüksek olmasıyla birinci olarak bunlar. Yani ilaç tedavisi, hastane tedavisi daha sonraki bir şeydir. Yani aslında tıpta birinci kural hastalıkları önlemek. Yani önlemektir. Evet. Biz bunu yani toplum hekimliği tedavi etmekten ziyade koruyucu. Peki öyle uygulanmıyor galiba. Uygulanıyor. Ülkemizde mesela hasta olduktan sonra aşı programları vardır. Mesela bu COVID aşılarının yapılması çok çok önemli. Çok koruyucu etkileri oldu bunların. Yani mesela akciğer yetmezliği olan, KOAH hastası olan, astım hastası olan insanlar COVID yakalansa bile aşıyla vücutlarında antikor seviyesi arttırıldığı için bunları hafif geçirdiler. Örneğin şimdi sokakta biz kolu ayağı sakat böyle poliomiyelit yani çocuk felci şekerli insan görüyor muyuz? Görmüyoruz. Uzaklaşabilir miyiz? Şöyle görmüyoruz. Evet. Çünkü poliomiyelit yani polio aşısı yapıla artık bu ayak ve kollardaki felçler görülmez oldu. Neredeyse kaldı. Evet. Örneğin eskiden çek hastalığından insanlar ölüyordu. Görüyor muyuz? Görmüyoruz. 1978'de dünyadan eradike edildi, kaldırıldı. Sadece İsviçre'deki laboratuvarlarda biyolojik savaş olursa diye tekrar bununla işte mücadele etmek için virüsler saklanıyor. Yani birçok hastalığın aşısı bulundu, geliştirildi ve bu aşılar ya modern tıbbın bu yüzyılda iki tane çok büyük buluşu var. Bir tanesi antibiyotiklerdir. Daha önce bronşitten efendime söyleyeyim abseden insanlar ölüyordu. Antibiyotiklerin tedaviye girmesiyle bu hastalıklardan bir bronşitten, bir zatürreden ölüyordu insanlar. Artık ölmüyorlar antibiyotiklerin sayesinde. Daha önce kızamık öldürücüydü. Tüberküloz öldürücüydü. Artık öldürücü değil. Neden? Aşılar sayesinde. Kızamık aşısının koruyuculuğu, tüberküloz aşısının koruyuculuğu. Bunlar
yüzyılımızın sağlık alanında belki de en büyük buluşlarıdır. Covid'in aşısı çok tartışıldı ama hatta evet. Aşı olanlar daha sonra işte bir bir ölmeye başladılar şeklinde bir şimdi kanaat şöyle, oluştu. Aşının insan vücudunda bıraktığı bazı hasarlar olduğu, ölümlere neden olduğu ileri sürüldü. Tabii. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. İnsanların bilmediği konu da bilmediği konuyu suçlaması çok kolaydır. Şöyle kolaydır. Aşı oldu işte kalp yetmezliğine girdi öldü. Adamda zaten latent kalp yetmezliği vardı ki aşı olmasa da ölecekti zaten. Aşı bunu hızlandırmıyor. Aşı bunu hızlandırmıyor. Sadece aşı ne yapar? O virüse karşı vücudunuzda antikor geliştirir. O kadar, başka bir şey yapmaz. Aşı karşıtları için ne diyorsunuz? Covid'in aşı karşıtları. Onlara iyi davranıyoruz. Hoştan. Çünkü fazla yaşamıyorlar. Fazla yaşamıyorlar. İlk salgında ölüyorlar. Fazla yaşamayanlar asıl onlar mı diyorsunuz? Tabii. Yani? Onlar şimdi aşı karşıtı, ben diyor çocuğuma yaptırmayacağım diyor. Kızamıktan ölüyor çocuğu, yani ona iyi davranıyoruz. Yok, kızamık aşısı değil, Covid aşısı. Yok yani aşı karşıtı zaten hiçbirini yaptırmıyor. Diğer bütün aşılara karşı değil mesela, sadece Covid'in aşısına karşı. O zaman karşı. O yani vücut direnci yüksekse Covid'i atlatır, düşükse ölür. Yapacak bir şey yok. Onun tercihi, zorla kimse kimseyi aşılayamaz. Biz sadece, bizim görevimiz yani şeydir, uyarmaktır, aydınlatmaktır ama ben yaptırmak istemiyorum der. Ya yani mesela değil, kişinin birçok hakkı var, yani apartmana çıkıp o üstünden çatıdan atlama hakkı da var. Ama her hakkını herkes kullanmak zorunda değildir yani. Mesela bir evet, araba ibresinde 200 yazıyor. 200'e çıkma hakkınız da var ama aklı başında bir insan onu kullanmaz. Tamam. Yani mesela aşı yaptırmama hakkı da vardır. Tabii ki yaptırmayabilir ama diyelim çocuğunu kaybetti. Vicdanen bunu, sorumluluğunu taşıyabilecekse kendi bilir yani ona. Yani sağlık hizmetleri zorla verilen hizmetler değildir. Evet. Şey, kişi talep eder gelir, siz o hizmeti verirsiniz. Hani zorla ben seni aşı, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Zaten elimizde, biz bunları biliyorsunuz çok yüksek paralar ödüyor, yakalıyor devlet. Yani ülkemizde bir biliyorsunuz üretilmiyor. Yani yurt dışından, işte Almanya'dan, Çin'den Sinovac, BioNTech ve şimdi Türkovak da sonra üretilme yapılmaya başladı da bir aralar yoktu. Şimdi şükürler olsun var. Ama BioNTech'in bir sorun çıktı galiba. Bulanlar hakkında bir soruşturma moruşturma bir şey açılmıştı. Ama herhangi bir ceza almadılar. Soruşturma şeyle kapandı. Kapandı mı? Tabii. Yani şimdi şöyledir bakın. Bu ilaç firmaları sürekli birbiriyle yarış halindedir. Yani mesela işte bir Amerikalı ilaç şirketi veya aşı şirketi ötekinin aşısının kötü olduğunu iddia eder. Bu bir pazar kavgasıdır. Öyle yani. Öyle bir şey bu yani. Yani nasıl Mercedes, BMW, Audi yarışıyorsa Toyota öbür tarafta. Bu da onun gibi bir şeydir yani. O iyi olduğunu iddia eder. Daha fazla pay alabilmek için bu daha iyi olduğunu iddia eder. Yani bu şeye benziyor yani. Benim sattığım tavuk seninkinden daha iyi demeye benziyor. Bergama'da Covid testi yok ama şu anda bildiğim şimdi devlet hastanesinde Covid testinin olmadığını öğrendim. En yakın Ali Ağa'da var. Yani şimdi size teste var deseler, yok deseler, şöyle bir durum. Önemli olan nedir? Vücut direncinizi yüksek tutmaktır. Konunun ilk girişinde söylediğimiz gibi iyi ve kaliteli bir uyku, iyi bir şekilde beslenme, ondan sonra mümkün olduğu kadarıyla stres faktörlerini azaltma, vücut direncini yükseltme. Takviye gıdalar şimdi, nasıl mesela? Tabii olabilir. Ben şimdi mesela size Covid dediler yok. Belki iki gün sonra karşılaşacaksın. O yok demek sadece o gün için geçerli. Bir gün, iki gün sonrası için size yani bir garanti kökü vermez. Kökü kurutulmuş değil yani. Değil tabii. Evet. Kurutulamayacak da ve devam edecek. Şimdi Covid-21 biter. Yenisi kapsit yapısını değiştirir. Ondan sonra iki gün sonra Covid-25 çıkabilir. Yani her zaman mümkündür bu. Ya takviye gıdalar nedir? Vücudunuzun çektiği şey takviye gıdadır. Mesela omega 3. Ya bildiğin yüzüne bakmadığımız semizotu var ya. İşte o mesela en değerli takviyelerden biridir. Doğru, ben çok severim. Balık. Ama mümkünse kızartmayın, buğulama yapın. Kızarınca şeyleri ölüyor. Yani buğulama. Yani buharda pişme, fırında balık. Evet. Küçük balıkları tavsiye ediyoruz. Maalesef denizlerde kurşun... Kızgarası da mı? Kızarınca ölüyor maalesef. Yani buğulama olursa kıza, yani yağda kızarmamasını tavsiye ediyoruz. Küçük balıkları, mevsim balıklarını... En iyi balık nedir? En taze balık en iyi balıktır.
En taze pazara gittiniz. Gözüne bakın, solungacına bakın. En taze hangisi ise en iyisi odur. Istakoz nasıl hocam? Ya, para meselesi. Şimdi yani günler, şimdi son günlerde alabilme şey, yani moda. Yani mesela işte ya yani bölgemiz için söylüyorum. Yani Sardalya mesela gayet iyiydi. Çünkü balık büyüdükçe denizdeki ağır metaller vücudunda birikiyor. Onun için bu mesela hani çok böyle büyük yüzlerce kilo balıklardan hani kesilip böyle dilim dilim veriliyor ya, onlarda ağır metal olma riski vardır. Küçük daha küçük de yani. Balık o kadar uzun süre yaşamadığı için birikme şansı olmuyor. Evet. Birikme şansı olmuyor. O açıdan daha hem yani bu Ege'de bu bölgede yaşayan insan için büyük bir nimettir yani bu. Yani et, süt ürünlerinde doğal gezenleri tavsiye ederim. Mesela yumurta alacaksanız pazarda köylü kadınlardan alın. Çünkü doğal gezen, o hayvan doğal beslenir. Doğal beslenen her çeşit ottan yemden alır. Ondan sonra mesela eti kasaptan alın. Gezen hayvan olsun. Her ottan, her şeyden yediği için eti her besini almış olur. Daha değerlidir yani. Mümkün olduğu kadar doğal tereyağı, zeytinyağı, yağlar faydalıdır, zararlı değildir. Hangi yağlar ama? Yani yani doğal gezen hayvanın tereyağı. Tereyağı, doğal gezecek tereyağı. Margarin yerine zeytinyağı tercih ediyoruz. Margarini zaten hiç tavsiye etmiyoruz. Margarin hidrojenle doyurulmuş yağlardır. Biz doymamış yağları tercih etmemiz deriz. En kaliteli yağ bence artık ilaç olarak yurt dışında ufak böyle 50 gramlık 100 gramlık şişelerde satılır zeytinyağı. O kadar değerlidir. Yani bunun da en değerlisi sızma, yani ısıl işlem görmemiş olanıdır. Sızma zeytinyağı. Isıl işlem görmediği için içindeki fenoller okside olmamış olur. Daha değerlidir. Hatta böyle hani böyle Ayvalık'ta dikilde falan görürsünüz. Eski sistem sıkım şeyi böyle vardır. Hani böyle hafif bulanık ve böyle zeytin yaprağı kokusu falan vardır. İşte dünyanın en kaliteli mucizevi hücre koruyucusu odur. Hı. Yani onun parasına hiç bakmayın. En değerli yağ odur. Evet. Yani onu da şeyde yani çiğ olarak tüketiniz. Salatalığınıza koyunuz, kızartmadan tüketiniz yani. Şey de yapabilirsiniz. Mesela baharatların da hücre yenileyici ve şey özellikleri vardır. Gen tamir edici özellikleri vardır. Örneğin Hindistan. Hava kirliliği ve yaşam koşulları çok düşük olmasına rağmen, hava kirliliği çok, yaşam koşulları düşük ama çok fazla baharat tükettikleri için ortalamıyormuş ömür Avrupa ülkeleri gibi uzun baharatlardan geliyor. Örneğin bu kokulu baharatlar, yani isim vermek istemiyorum ama birçoğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Kokulu baharat derken yani isim ya, neden? Bu hani reklamına girmesin diye. Yok, sıkıntı yok yani. Marka değil. Zerdeçal, zencefil, evet, ondan sonra tarçın, karabiber, mümkünse yeni çekilmiş olsun. Kokusu üzerinde olsun. Hani çok baharatla böbreğe bile, zarar vermez. Kahveyi bile alıyorsanız pakette almayın. Gidip çektirip alın yani. Çok baharat böbreğe zarar vermez mi? Çok yemezsiniz zaten. Bulantı yapar. Çok fazla almayacak. Tuz daha çok zarar veriyor. Ondan sonra yani bunları mesela zencefil, zerdeçal, sayrı. Evet. Ondan sonra işte nane, kekik, zeytinyağını döküp ekmeğinizi banıp yiyebilirsiniz. Velhasıl direnci yüksek tutacağız. Buranca direnci yükseltir yani. Denilen şeyin kökü kurumuş değil. Keten tohumu mesela, evet. Özellikle keten tohumu olabilir. Bunlar vücut direncini yükseltirler. Bunlar doğal antibiyotik sayılırlar. Meyve suları pakette değil. Sıkma portakal alın, sıkın için. En doğalı. Doğal olan şey. Şimdi DVL izomer denen bir şey var. Mesela diyelim pakette portakal suyuyla sıktınız portakal suyu. Portakal suyu D izomerdir. Pakette alınan L izomerdir. Vücut L izomeri yabancı olarak sayar, ondan olduğu gibi idrarla atar onu, faydalanmaz. Ne oldu? Meyve suyu içtiniz. Meyve suyu yani. İçtiniz ama çöp gıda diyoruz biz bunlara. Bir işe yaramıyor. Mesela su olarak işe yarıyor. Su kısmı işe yarıyor. O kadar.
Evet. Ya bir mandalin suyu, bir elma suyu, bir nar suyu, portakal suyu gibi değil. Bunları da sadece vitamin almıyorsunuz. Fenoller dediğimiz bileşikleri alıyorsunuz. Bunlar da vücutta kofaktör, yani şöyle yapılan vücuttaki metabolizmadaki işlemleri hızlandırıyor. Örneğin vücuttaki toksinlerin atılmasına fayda oluyor. 50 yaşını geçenler için B12 hap takviyesi önerilebilir. 50 yaşını geçen insanlar ve kronik hastalığı olanlar için, örneğin kanser tedavisi görmüş, akciğer yetmezliği, kalp böbrek yetmezliği olanlar için. Evet. B12'nin tabletleri işte hekiminize yazdırabilirsiniz. Bunu yani günde bir içebilirsiniz. Ne zaman bırakacaksınız? İdrarınızda vitamin kokusu görüyorsunuz. Artık vücudunuzda o fazladır, atılmaya başlamıştır. O zaman bırakabilirsiniz. 3-5 gün ara verirseniz idrardaki vitamin kokusu kaybolur. Tekrar işte gün aşırı almaya devam edebilirsiniz. B12 vücut direncinizi artırır. Zaten o B12 denen işte piyasada birkaç form var. B3, B6, B12 olarak şeydir ama onu tabii artık B12'nin adı çıktığı için B12 diyorlar ama içinde diğer 3 B6 da var. Peki. Magnezyum, çinko öneririz. Magnezyum ve çinko, bunlar et ve et ürünlerinde olduğu gibi birçok bayan et ürünü sakatat kokusundan, tadından sevmeyip yemez. Hem demir eksikliği hem magnezyum ve çinko eksikliği gözükür. Bunlar da vücut direncini düşürür. Magnezyum, çinko içeren haplar kullanılabilir. Demir hapları kullanılabilir. Tabii benim önerim bunları daha ziyade sakatatçıdan, karaciğer, böbrek, dalak gibi gıdaların alınıp hafif kavrularak yemesidir. Bunlar çünkü şeydir, esansiyel aminoasitler, proteinler yönünden çok zengin ve vücut direncinin çok çok arttıran gıdalardır. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle özetlersek, COVID'in daha kökü kurumuş değil. Bugün COVID kaçtı, 19 muydu? 19 biter, 25'i başlar. 20'si gelir. Biz yeter ki direncimizi yüksek tutalım. Vücut direncimizi yükselteceğiz. Evet. Müsebbip olmadığımız sorunlarla kendimizi böyle üzüp gereksiz yere kendi bağışıklık sistemimizi düşürmeyeceğiz. Ne olacak, memleketin hali pek demeyeceğiz yani. Ya onu sonuçta bana soruyorlar, memleketin hali ne olacak? Ya sonuçta biz bakan, başbakan seçiyoruz, onlar düşünecek onu. Tabii. Oyumuzu veriyoruz, görevimizi yapıyoruz. 5 yılda kapı kapı gidiyoruz. O için dolaşmasını yani biliyorlar. Yani sonuçta o yetkiyi veriyoruz, onlar kullanıyor. Sonuçta ya bu da işte 5 yılda bir karşınıza geliyor. Beğendiğinizi seçin, beğenmediğinizi seçmeyin. Yapacak bir şey yok. Katılımcı demokrasiye biraz engel neyi, oluyor bu ama. Vatandaşımız neyi takdir ediyorsa ona hepimiz saygı duyacağız tabii ki. Yerel basınımız olarak Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bu aydınlatıcı yayınlar sayesinde yani bu, çünkü biliyorsunuz basın halkın sesidir, halkın gözüdür. Çok değerlidir, çok değerli bir hizmettir. Bir sağlık hizmeti kadar, bir eğitim hizmeti kadar insanların bilgi sahibi olması çok çok önemlidir. Onun için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, aile hekimi Sayın Tekin Kurtuluş ile sağlık üzerine bugün bir cumartesi günü sohbet etmiş olduk. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. bakırçaytürk.com